Dördüncü kez Türkiye'nin enerjisini konuşacağız. Türkiye'nin enerjisi bugünlerde oldukça iyi. Çünkü belki de tarihimizi ve talihimizi değiştiren çok önemli bir müjdeyle Cuma günü karşılaştık. Bunların hepsini konuşacağız. Okan Müderrisoğlu ile birlikte sorularımızı yönelteceğiz Sayın Bakanımıza. Ben de hoş geldiniz diyorum. Herkese hem günaydın hem sağlıklı günler diliyorum. Pandemi şartlarını aşmaya çalıştığımız hakikaten önemli bir kavşaktayız. İnşallah ayırdığınız zamanı, harcadığınız enerjiye değecek bir program olur. Tek tek hem katılımcılara, hem katkı sağlayanlara, hem bizzat gelenlere, kurum adına şahsen ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, siz de artık bu tür ortamlarda, bu tür programlarda neredeyse bir müdavim olduk. O yüzden sizin de ilginize, katkınıza ve samimiyetinize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah güzel ve verimli bir programı beraber gerçekleştiririz. Buyur Özlem. Evet, çok önemli bir müjde dedik Cuma günü. O müjdeden hemen sonra bizimle olduğunuz için de teşekkür ederiz. Eminim herkesin çok merak ettiği açıklamalar olacak. Şu anda canlı yayında da zaten bunları izleyicilerimizle de paylaşıyoruz. Bunu da iletmiş olalım. Karadeniz'de yeni keşifle birlikte 540 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervine ulaştık. Peki biraz bize bunun detaylarını da anlatır mısınız Sayın Bakan? Ve tabii aynı zamanda bunun ekonomiye katkısını da merak ediyoruz. Evet, sorunuza cevaplamadan önce Turkuaz Medya Grubu'na bu dördüncüsünü düzenledikleri güzel organizasyon için Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi dolayısıyla teşekkür ediyorum. Ayrıca burada iki dost ve kardeş ülkenin çok değerli bakanları var. Birisi şu anda yanımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Enerji ve Ekonomiden sorumlu bakanı. Aynı zamanda değerli dostum Bakü'den biraz önce bağlandı. Onları da saygıyla, muhabbetle selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Cuma günü üçüncü keşfimizi açıklamış olduk. Aslında çok kısa sürede üç önemli keşfe şahitlik yaptık. Şöyle bir yıl öncesine gittiğimizde biz geçtiğimiz yıl İstanbul fethinin kutlandığı gün Fatih gemisini İstanbul'dan yolcu etmiştik. Evet. Boğaz'ı geçtikten sonra da yaklaşık 1-2 ay, 45 gün kadar kulelerin yeniden dikilmesi gerekiyordu. Nitekim dikildikten sonra da Temmuz gibi de ilk sondajına başlamış ve Ağustos ayı sonuna doğru 21'inde bu keşfimizi açıklamıştık. Sonrasında da Ekim ayında yine aynı bölgede daha alt katmanlardaki rezervuar alanlarındaki keşfi açıklamıştık. Onunla birlikte aslında geçtiğimiz yıl 405 milyar metreküple kapatmıştık. Sonrasında Fatih sondaj gemisi aslında bizim tespit kuyusu olarak adlandırdığımız Türkali 1, Türkali 2 kuyularını da açtı. Orada bir keşif açıklamadık çünkü aynı sahada üretime dönük hazırlık çalışmaları sahayı daha yakından tanımak, sahanın özelliklerini daha yakından tanımak ve mühendislik çalışması için gerekli olan verileri kapsamlı toplayabilmek için önemi vardı. Ve nitekim de o hem Türkali 1 hem de Türkali 2 kuyularındaki gelen veriler Tuna 1 ilk keşif açıkladığımız kuyundaki verileri teyit etmiş oldu. Ama biz bu arada bu yıl bu bahsettiğimiz Sakarya gaz sahasının kuzeydoğusunda kalan bölgede Amasra 1 kuyusunu planlamıştık. Bu aslında bütüncül olarak baktığımız zaman havza aynı. Fakat ilk açıkladığımız, keşif açıkladığımız Sakarya gaz sahasına farklı bir saha. Hatırlarsanız o günlerde biz sismik araştırmalara devam edeceğimizi söylemiştik. Nitekim hemen hemen 10 bin kilometre kareyi aştık. Şimdi o ilave yapılan sismiklerden elde edilen verileri değerlendiren arkadaşlarımız bu Amasra 1 kuyusunda bir lokasyon tespit ettiler. Orada da işte bundan 2 ay kadar önce yaklaşık bir sondaj başladı. Ve ilk veriler de olumlu geldi. Yaklaşık birkaç haftalık bir detaylı çalışmadan sonra da bildiğiniz gibi Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımız yine halkımıza 135 milyar metreküplük ilave gaz keşfini açıklamış oldu. Aslında biz Ramazan ayı içerisinde ilk bilgileri, verileri almıştık. Fakat biraz daha teyide muhtaçtı. Sayın Cumhurbaşkanımıza bayramlaşmak için telefon açtığımda
kendisine bu konuyu açtım. Birkaç haftaya daha ihtiyacımız var ama ilk çalışmalar, ilk bulgular olumlu ilerliyor demiştik. O da tebrik etmişti. Dün de açıkladık. Şimdi 540 milyar metreküp aslında 540 milyar metreküple birlikte Türkiye özellikle de doğalgazda tüketen ülke konumundan üreten ülke konumuna doğru hızla ilerlediğini göstermiş oluyor. Henüz tüm ihtiyacımızın tamamını uzun dönemli karşılamaktan uzak olmakla birlikte önemli miktarda bir ithalatı azaltmış olacağız. Biz de zaten bu yola çıkarken stratejimizi enerjide dışa bağımlılığı azaltmak olarak belirlemiştik. Bulduğumuz her bir varil petrol, bulduğumuz her bir metreküp doğalgaz o bağımlılığı azaltacak demektir. Son 10 yılda baktığımızda Türkiye ortalama enerji ithalatına 40 milyar dolar civarında bir bedel ödemiş. Son yıllarda bir de buna altın ithalatı da eklendi. Belki daha sonra konuşuruz. Türkiye ekonomisini rahatlatması açısından, bizim daha hızlı gelişmemiz açısından bu dışa bağımlılığı azaltmamız gerekiyor. O açıdan bakanlığımıza yine bizim düzenlediğimiz piyasalarda faaliyet gösteren özel sektöre bu anlamda çok büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Ama her gün bir önceki günde göre daha iyi pozisyondayız. Belki elektriği de konuştuğumuzda orada daha detaylı konuşacağız. Öncelikle arz güvenliği sorununu artık son birkaç yıldır konuşmuyoruz, tartışmıyoruz. Şimdi önümüzde artık bu yerleşmenin hem kaynaklar itibariyle hem de teknoloji itibariyle yerleştirmeyi sıkça konuşacağız. Öyle bir dönemin içerisindeyiz. Sayın Bakanım, üç ana noktadan hareket ediyoruz bugünkü programda. Karada ve denizdeki doğalgaz keşifleri, Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e uzanan hattı bir konuşalım istiyoruz. Az önce işaret ettiğiniz yenilenebilir enerji ve bu karbon ayak izi konusu özellikle sanayinin rekabeti ve Avrupa Birliği ile ticaret bakımından son derece kritik bir konu haline geldi. Elektrik ve milli maden politikasıyla da devam edelim arzusu içindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Cuma günkü müjde açıklamasında başka ve yeni müjdeler de kısa süre içinde gelebilir şeklinde de bir pencere açmış oldu. Özellikle Karadeniz'den başlayalım. Yeni ve bizleri yine heyecanlandıracak bu yıl içinde keşif beklentisi var mı? Sakarya gaz sahası çünkü çok potansiyeli yüksek bir saha umut vaat ediyor. İlk önceki soruda kısmen değindim. Biz şu anda Sakarya gaz sahasının kuzeydoğusunda çalışıyor arkadaşlar. Amasra bir kuyusunda çalışlar daha doğrusu keşif açıklandı. Belki bu yıl içerisinde o sahanın güney ve batısındaki bir sahada daha bir keşif amaçlı sondaj kuyusu daha açabiliriz. Bugünden miktar söylemek tabii çok erken. Çok erken. Tabii. Ama bizim orada her sondaj kuyumuz şöyle bir durumu da ortaya çıkarttı arkadaşlarla değerlendirirken. Özellikle tabii bu tip aramacılık bilinmezleri çok olan bir alan. Baştan bir takım tahminlerle yürüyorsunuz. Yani o tahminlere başladığınızda belki işte %3-5'lerle olan tahmininiz yaptığınız her çalışmada üstüne isabet oranlarını artırmak suretiyle ilerliyorsunuz. İşte bu %90'lara, %100'lere çıkmış oluyor. Şimdi daha rahatız. Niye rahatız? Artık yapıyı, oradaki kaynak yapıyı, hidrokarbon rezervinin yapısını hakimiz. Yukarıda sismik verilerle elde ettiğimiz sonuçlara göre neredeyse arkadaşlar sondaj yapmadan ciddi oranda bir öngörülebilirlikle ilerleyebiliyorlar. Ama yine de biz biraz hani emniyetli tarafta kalmayı sevdiğimiz için tabii sondaj yapmadan bir açıklama yapmak doğru değil. Bunu şunun için söylüyorum. Düne göre çok daha ümitliyiz. İlave rezervler, ilave keşifler bulacağımız yönünde. Ama biraz bekleyeceğiz. Yine Amasra 1 ve Tuna 1'de olduğu gibi öbürünü yaptığımızda ortaya çıkan rakamı şüphesiz yine kamuoyuyla milletimizle paylaşacağız. Bu konuda biraz hızlı mı ilerliyoruz? Yani biz bu işi
hızlı mı öğreniyoruz yoksa teknoloji mi çok hızlı gelişmiş durumda? Oradaki potansiyeli keşfetmek açısından sanki böyle ard arda geldi rezerv rakamları ve çok hızlı gelmeye başladı. Biraz da doğru yerdeyiz galiba. Evet, doğru yerdeyiz. Dolayısıyla hani şöyle diyelim, gözümüz kapalı ama hani film bir tarafından elimize geçirdiğimiz için şimdi orada ilerleyebiliyoruz diyelim. Bir de tabii Doğu Akdeniz'de de aslında biz 8 kadar biliyorsunuz sondaj yapmıştık. Orada da aslında ciddi deneyimler kazandık. Ekibin kendisine özgüveni geldi. Filo sayımızdaki işte sondaj gemi sayımız arttı. Sismik gemilerimizin sayısı arttı. Dolayısıyla her gün biraz daha işi hızlandırarak yapıyoruz. Ama bu hızlandırma bir iş güvenliğinden taviz verdiğimiz anlamına da gelmesin. Çünkü o tür gemilerde petrol endüstrisinin en yüksek standartlı hizmet kalitesini uygulamak durumundayız. İş güvenliği, iş sağlığı açısından, çevre standartları açısından. Güzel bir hız yakaladık. İnşallah nazar değmez öyle diyelim. Devam ederiz. Tabii 2023 hedefi var. Keşfedilen gazın en ekonomik şekilde karaya ulaştırılıp Türkiye'nin şebekesine verilmesi ve nihai tüketiciye ulaştırılması ile ilgili yakın zamanda bir tesisin temeli de atıldı Filios'ta. Fakat doğru. 2023'e yetişir mi? Farklı havzalar birbirine nasıl bağlanacak? Ayrı ayrı mı karaya çıkacak? Astarı yüzünden pahalı olur mu diye özellikle muhalefetin eleştirilerini yakın zamanda daha yoğun görmeye başladık. Siz biraz işin kitabın ortasından ne göründüğünü bize bir anlatırsanız seviniriz. Teşekkür ediyorum. Bütün çalışmalarımız, planlamalarımız 2023 yılında bu gazı karaya çıkartıp sisteme bağlama yönüne de devam ediyor. Bununla alakalı olarak daha biz ilk Tuna 1'deki keşfi açıklar açıklamaz. Arkadaşlarımız bu konuda uzman yerli yabancı firmalarla temasa geçtiler. Ön mühendislik çalışmaları büyük oranda tamamladı. Bazı kritik malzemelerin siparişleri verildi. Dolayısıyla şu anda planladığımız takvime uygun olarak bir ilerleme söz konusu. Yani çok büyük bir aksilik olmadığı takdirde inşallah biz 2023'te bu gazı kullanıyor olacağız. Zaman zaman soruluyor, belki izleyenlerin de merak ettiği bir konu olabilir. İlk etapta maksimum bir üretim olacak mı? Yani bu gazın sisteme dahil edilme oranları ne olacak diye. Tüm dünyada olduğu gibi bizde de tabii ilk başta daha düşük miktarlarla başlayacağız. Çünkü biz orada normalde 40'a yakın üretim kuyusu açmayı planlıyoruz. Bunun ilk 8-10 kuyusunu açar açmaz zaten ilk üretimi de yapmış olacağız. Orada hem deniz tabanında yapılması gereken işlemler var. Son derece yüksek teknolojili ve uzaktan kumandalı su altı robotlarını kullanarak bu işlemleri yapacağız. Sonra kıyıda temelini attığımız doğalgaz karadaki işleme tesislerinin bitirilmesi gerekiyor. Bir de tabii ki şüphesiz kuyu ile bu karadaki tesisin arasına çekilecek hat. İki hat olarak planlandı. Yaklaşık 150-160 kilometrelik bir hat olacak. Şunu söyleyeyim, çok daha uzun metrajlı boru hatları yapıldı. Nitekim geçtiğimiz evvelki yıl işletmeye aldığımız Türk Akımı Karadeniz'in doğusundan batısına kadar, yani Kıyıköy, Tekirdağ, Kıyıköy'de karaya çıktı biliyorsunuz. Aynı coğrafya, aynı derinlikte biliyorsunuz. Boru hattıyla alakalı bir sıkıntımız ve düşüncemiz yok. Aynı şekilde bunu da çok rahat, hızlı bir şekilde inşa ederiz. Bizim bu sahalarla kıyıya olan mesafe yaklaşık 150-160 kilometre. Peki efendim, ilk etapta bu 540 milyar metreküpün üzerinde yenileri gelecek, anlıyoruz onu. İlk etapta biraz daha anlaşılır olabilmesi için kaç hane halkına ulaşmış olabilecek ve ne kadarlık bir ithalatın engellenmesi anlamına geliyor bu? Şimdi bu tip büyük sahalarda işin başında bir işletme planı ve üretim planı yapılıyor. Bu büyüklükte bir sahada ortalama 25 yıl gibi bir işletme üretim planından bahsedebiliriz. Hani biraz hızlansak belki bir
20 yıl, biraz geciksek 30 yıl olabilir. Ama ortalama 25 yıllık bir üretim planından bahsediyoruz. Öyle olduğunda da işte ortalama bir 540 milyar metreküplük bir rakamdan bahsediyoruz. Demek ki maksimum seviyelerde yıllık 15 ila 20 milyar metreküp civarında bir doğalgaz üretiminden bahsediyoruz. Bu teorik olarak bugün Türkiye'deki konutlarda tükettiğimiz doğalgazın tam karşılığı. Yani cepte en azından Türkiye'deki meskenlerin kullanacağı gazın tamamı ve en az 25 yıl süreyle keşfi yapılmış durumda. Tabii biz gazı sisteme verdikten sonra hani onu adresleyip efendim bu konutlar için, bu sanayi için, bu ticari kurumlar için demiyoruz. Demiyoruz. Çünkü aynı standarttan üründen bahsediyoruz. Ama Ama sizin sizin sorunuzun sorunuzun karşılığı karşılığı en azından bu bu şekilde şekilde cevaplandırabiliriz. cevaplandırabiliriz. Bir Akdeniz'e inelim, Doğu Akdeniz'e. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değerli bakanı ve Enerji Bakanı Sayın Arıtır da burada. Buradan Cumhurbaşkanı Ersun Tatar'a da selam ve saygılarımızı iletelim. Uzun yıllar sonra gerçekten Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında hakikaten birlikte düşünme ve birlikte davranma dolayısıyla da ortak çıkarları aynı anda koruyup kollama modelini ve ortamını yakaladık. Hakikaten bu tarihi bir şans. İnşallah bu fırsatları en iyi şekilde değerlendiririz. Doğu Akdeniz'de Sayın Arıklı hem stratejik hem güvenlik boyutuyla hem de rekabet boyutuyla sahanın durumunu aslında gayet güzel özetledi. Tabii Türkiye'nin oradaki varlığı hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hem Türkiye'nin çıkarları ama kaynakların adil kullanımıyla çok yakından ilgili. Oradaki çalışmalar zaman zaman Avrupa Birliği ilişkiler nedeniyle hassasiyet arz eden yönlerle birlikte değerlendirildi. Şimdi hangi noktada? Şimdi Doğu Akdeniz'de hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden almış olduğumuz sahalarda hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Petrolü'ne vermiş olduğu sahalarda toplamda 8 biliyorsunuz sondaj yaptık. Bunun 3'ü Kuzey Kıbrıs sahasında, diğer 5'i de bizim sahamızda. Bugüne kadar Karadeniz gibi somut bir keşifle sonlandıramadık. Ama orada da her bir sondaj bize yapıyı, formasyonu daha yakın tanıma imkanı sunmuş oldu. Bazı olumlu işaretlerin olduğu sondajlar arkadaşlarımız şimdi oradaki değerlendirmeleri yapıyorlar ve belki ona yakın sahalarda tekrar bir sondaj kuyusu açabiliriz. Bu arada tabii bu değerlendirme ile birlikte aslında Yavuz sondaj gemimizin de uzun dönemli bir bakım çalışması. Bu gemiler biraz uçaklara da benziyor. Her 4-5 yılda bir uzun dönemli bir sertifikasyon çalışmasına girmesi gerekiyor. Şu anda da o periyot içerisindeyiz. O bittikten sonra da inşallah tekrar orada sondajlara başlayacağız. MTA sondaj gemimiz zaten Antalya açıklarında yine iki boyutlu sondajlarını, sismiklerini atıyor. Barbaros Hayrettin Paşa sismik gemimizi de 2-3 kadar önce Tuzla'da bakıma almıştık. Biter bitmez de Karadeniz'e çektik. Çünkü Karadeniz'de demin bahsettiğim alanda sismik çalışmalarda bazı eksiklikler vardı. Onları tamamlattık. İki sismik, üç sondaj gemisiyle çalışmalarımıza devam ediyor. Bu arada tabii Sayın Bakanımızın da ifade ettiği yani Doğu Akdeniz'de enerji kaynaklarının kontrolü, erişimi özellikle son yıllarda ülkeler arasında en büyük ihtilaf alanlarından birisi olmaya devam ediyor. Ama biz hem kendi deniz yetki alanlarımızda kendi hak ve menfaatlerimizi hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki soydaşlarımızın hak ve menfaatlerini uluslararası hukuktan kaynaklanan bu hak ve menfaatleri koruyacağımızı defaatle söyledik. Masadan kalkan, kaçan taraf olmadığımızı da ifade ettik. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız uluslararası bir konferans tertip etmek suretiyle kıyıdaş ülkelerin temsilcilerinin yer aldığı, hatta bir adım daha ileri giderek orada petrol arama üretim lisansı almış şirketlerin de gerekirse sürece dahil olabileceği bir konferans teklifinde bulundu. Karşı taraftan hani olumsuz cevaplar gelmedi ama somut bir adım da henüz daha atılmış değil. Biraz diplomasi herhalde üzerinde çalışacak öyle tahmin ediyorum.
Bu konferansla birlikte herkes tezlerini doğru yanlış orada anlatacak. Özellikle de son dönemde Yunanistan'la yaşanan ihtilaf da Yunanistan'ın doğu istikametinde bizim sınırlarımıza daha yakın, başta Meis olmak üzere adalar üzerinden iddia ettiği haklar. Ki bu konuda defaatle uluslararası hukukun daha önce geçmişte yaşanan ihtilaflarda Türkiye'nin tezlerini destekler mahiyette örnek kararlar olduğunu ortaya koyduk. Burada hiçbir şekilde bu süreci galibi çıkmayacağını ifade ettik. Nitekim dost ülkelerin temsilcileri, büyükelçileri, bakanları geldiğinde de bu konuyu açtığımızda da bu konuda aslında bize hak verdiklerini ama hani kamuoyu önünde de bunu açıkça ifade etmekten çekindiklerini de görüyoruz. Nitekim son İngiltere ve Fransa arasında yaşanan Kanal Adaları'ndaki ihtilafın temeli de aslında biraz 1970'li yıllardaki iki ülke arasındaki deniz yetki alanlarının paylaşımı ne kadar gitmekte. Tabii denizin tabanında yani burada şöyle bir husus da var. Bir bu tip uluslararası sularda suyun üstünden yararlanma hakları ki biz bu yani yolcu ve yük taşımayla alakalı gemilerin bahsediyoruz. İkinci konu su içindeki ekonomik aktiviteler ki balıkçılık bunun başında geliyor. Su tabanında ayrı bir hukuk var. Boru hatları, enerji hatları ve iletim hatlarının geçiş kurallarını belirleyen. Bir de tabii kara su tabanının altında yani karadaki hidrokarbon kaynaklarının değerlendirilmesiyle ilişkin ayrı bir hukuk söz konusu. Şu anda tabii Doğu Akdeniz'de yaşanan bu hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı esasına dönüktür. Bu arada tabii Mısır konusu da önemli. Mısır'la biz öteden beri Doğu Akdeniz'in en uzun kıyılarına sahip iki ülke olarak, denizden komşu iki ülke olarak, deniz yetki anlaşımı eğer paylaşımı anlaşması yapabilirsek, bu her iki ülkenin de menfaatine olacağını, dolayısıyla diğer üçüncü ülkelere bu noktada ihtiyaç olmadığını söylemiştik. İnşallah böyle bir durum gerçekleşir. Biz biliyorsunuz Doğu Akdeniz'de bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile kendi aramızda bir deniz yetki paylaşımı söz konusu. Bir de en son 2020'de imzaladığımız Libya ile böyle bir anlaşma söz konusu. Bu arada tabii özellikle Mısır'la diplomatik ilişkilerin iyileştirilmesine dönük bir takım çalışmalar da var. Biliyorsunuz heyetler gitti geldi. Burada karşılıklı fayda ve saygı temelinde bir hukukun korunması şartıyla başta ekonomik ve ticari ilişkiler olmak üzere bu tip alanlarda her iki ülkenin yatırımcılarının büyük fırsatların beklediğini söyleyebiliriz. Aşağı yukarı bizim kadar da kalabalık bir ülke. Yani nüfus itibariyle baktığımızda coğrafya olarak bizden daha büyük bir ülkeden bahsediyoruz Mısır'ı konuşurken. Öteden beri zaten tarihi kültürel bağlılıklarımız var. Halkların birbirine olan saygısı, sevgisi öteden beri devam ediyor. Herhalde bize düşen yani ülkeleri yönetenlere düşen halkların arasında olan bu sevgiyi gösterebileceği alanları onların önüne koymak diye İki düşünüyorum. İki ülke enerji bakanları arasında bir doğrudan mekanizma kurulabilir mi? Olabilir. Yani şu anda böyle bir temas yok. Dolaylı bir takım temaslar var iş dünyası üzerinden. Ama uygun şartlar olursa tabii ki görüşülebilir. Peki Sayın Bakan, az önce Karadeniz'de bahsettiğimiz o sondaj kabiliyeti ve hız. Buna baktığımız zaman, siz de Akdeniz'e baktığınız zaman oradan da müjdeler gelir diyebiliyor muyuz? Oradaki sahanın durumu nedir? Evet, ümidimizi koruyoruz şu anda. Demin bahsettiğim gibi olumlu neticeler, olumlu sinyaller, emareler aldığımız bir iki sahamız var. Orada tekrar bir kuyu açmamız gerekiyor. Sonrasında hep birlikte bakacağız. Oradaki sahayla Karadeniz'deki saha biraz daha farklı.
Karadeniz'deki saha Hazar Havzası'na daha çok benziyor formasyon olarak. Akdeniz ise biraz daha farklı. Çok kalın tuz sahalarıyla kaplı bir saha. Zaten Akdeniz biliyorsun dünyanın hemen hemen en tuzlu denizlerinden de birisi. O yapısından dolayı gerek sondaj faaliyetleri, gerekse sismik faaliyetleri görece daha zor. Çözümlenmesi daha zor ve daha çok zaman tüketen işler olarak karşımıza çıkıyor. Ama bir şekilde orayı da çözdüğümüz zaman arkası gelecektir diye düşünüyoruz. Sayın Bakanım, yaklaşık programımızın yarısına gelmiş olduk. Şimdi ikinci bölüme geçelim. Özellikle yenilenebilir enerji, Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde yenilenebilir enerjinin payı, gerek rüzgar, gerekse güneş enerjisinde özellikle orta ölçekli yatırımları da teşvik eden ve sisteme alternatif kaynakların girişini de hayli yüksek ölçüde motive eden bir süreç. Artık dünya fosil yakıta dayalı teknolojileri ve yatırımları eskisi gibi bankacılık sistemi üzerinden finanse etmeye çok istekli değil. Dolayısıyla biz yenilenebilir enerjideki hedef ve iddiamız bazında halihazırda ne noktadayız, nereye doğru ilerlemeyi düşünüyoruz? Teşekkür ediyorum. Son 20 yılda yenilenebilirde aslında ciddi bir gelişme yaşandı. 2000'li yılların başında bizim kurulu gücümüz 30-32 bin megawattı. 20 bin megawata yakında bir ağırlıklı hidro olmak üzere bir yenilenebilir kaynağımız vardı. O gün itibariyle rüzgar santralimiz hemen hemen hiç yoktu, güneş yoktu. Jeotermal tek bir santralimiz vardı, biyogaz yoktu. Şimdi biz yenilenebilir enerjide hem kaynakları çeşitlendirmiş olduk hem de kurulu gücümüzü ciddi anlamda artırdık. 20 bin megawattlardan 50 bin megawattlara çıkarttık. 52 bin megawattayız şu anda yenilenebilirde. 97 bin megawatt toplam kurulu gücümüz olduğu dikkate alındığında yarıdan biraz fazla kurulu gücümüz yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. Ve Avrupa'da 5. sıradayız, dünyada 12. sıradayız. Kurmuş olduğumuz yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizmasıyla tabi biliyorsunuz belirli süreyle bir alım garantisi veriliyor. Ve bu teşvik sistemi sayesinde de bu projeler finanse edilebilir durumdaydı. Şimdi yine aynı mantık ve stratejiyle YEKA modelleriyle biliyorsunuz hemen her yıl birkaç tanesini yapmak suretiyle bu sefer de dedi ki bu yenilenebilir yerli kaynakları, doğal kaynaklarımızı kendi yerli teknolojimizle elektriğe çevirsek. Aslında bu modelin özünde yatan temel farklılık o. Eskisinde de vardı yerli aksam desteği. Biraz yatırımcının ihtiyarına, tercihine bağlı idi. Burada işi başından bu yönde bir tercih ortaya koyanların yarışacağı bir model aslında geliştirmiş olduk. Öbür model hala masada isteğe bağlı olarak ilave katkı payı ödemek suretiyle bunu yapabiliyoruz. Bunda ise yerli ekipman kullanımını önceleyen bir durum söz konusu. Nitekim son 3 yılda biz hem güneşte 1000 megawatt ilk dünyanın en büyük biliyorsunuz Karapınar'daki güneş santralinin ihalesini yapmıştık. Nitekim orada fabrika artık şu anda çalışıyor. Yıllık 400-500 megawatt bu sene inşallah belki 1000 megawatta çıkacak üretim kapasitesi. Şu anda Karapınar'da da 1000 megawattın yaklaşık %30'una yakın kısmı da realize olmuş durumda. Artık üretim başladı. Belki önümüzdeki 1,5 yıl içerisinde artık o santralde bitmiş olacak. Bununla birlikte geçtiğimiz birkaç hafta önce biz Mini YEKA 3 adını verdiğimiz Türkiye'de yaklaşık 74 yarışma ve 40 civarında ilimizde bir başka YEKA'yı daha hayata geçirmek üzere adım atmıştık. Nitekim orada da yine benzer şekilde yerli ekipman kullanım şartı söz konusuydu. Ve tahsis edilecek kapasitenin neredeyse 10 katı kadar bir teklif geldi. Gayet de rekabetçi bir ortamda yarışmalar tamamlanmış oldu. Ortalama 22-23 kuruş gibi biliyorsunuz kilowatt saatine teklifler geldi. Bu yeni dönemde biliyorsunuz artık biraz da yabancı bir ülkenin kuruna bağımlı olmaktan
yine makul oranlarda güncellemeyi içeren ama esasında TL bazlı tekliflere açık bir modelle yürüyoruz biliyorsunuz. Onun için kuruştan bahsediyorum. Bu yıl içerisinde bir rüzgarda yine 2000 megawattlık bir YEKA yarışması planlıyoruz. Belki son çeyrekte. Yine yetiştirebilirsek bir güneş 1000 megawattlık daha, bir güneş YEKA'sını daha planlıyoruz. Dolayısıyla bu yıl aslında neredeyse bunları planladıklarımızı yaptığımızda 4000 megawattlık yarışma yapmış olacağız. Niçin bu sene biraz fazla gaza bastık? Çünkü biz 2030'a kadar güneşte ve rüzgarda 10'ar bin megawatt olmak üzere 20 bin megawattı sisteme dahil etmek istiyoruz. Bugün ihale yapılıp yarın bunlar kazmayı vurup başlayamıyorlar. Belli hazırlık süreleri var, izinler var, projenin hazırlanması, finansmanın temini gibi. Onlara biraz zaman kazandırmış olduk. Ki biliyorsunuz bu projelerde sözleşmeden itibaren brüt 15 yıl vermiş oluyoruz yatırımcıya. Ne kadar erken işletmeye alırsa o kadar net işletme dönemine sahip olmuş olacak. O açıdan yatırımcıları da bu arada tebrik ediyoruz kazananları. İnşallah süratle sözleşmeye gelmek suretiyle işin bir tarafından hızlıca başlamalarını da tavsiye ediyoruz. Yani özetle yenilenebilirde de aynı diğer yerli kaynaklarda olduğu gibi belirlenen strateji doğrultusunda hızla ilerliyoruz. Şimdi yenilenebilir deyince aslında aklımıza gelen konulardan birisi de Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakat konusu. Sadece kendileri değişmiyorlar, aynı zamanda şirketleri, ticaret yaptıkları ülkeleri de değiştirme yolunda aslında önemli adımları var. Biz bu döneme nasıl hazırlanıyoruz, neler yapmalıyız Sayın Bakan? Aslında güzel oldu, sorunuz tamamlayıcısı gibi oldu. Niçin bunu yapıyoruz? Bir, tabii kendimiz için yapıyoruz. Yani bu coğrafya bizim. Dolayısıyla bir iş yapmak için enerji kaynağına enerji tüketiyorsunuz. Ama onu da azami ölçüde temiz kaynaklardan elde etmemiz lazım. Bir de hani kara sınırlarınızı siz belirliyorsunuz. Belki ülkelerin bağımsızlık, özgürlük ve alanları olarak tanımlayabilirsiniz ama hava sınırları şekilsel olarak kalıyor. Yani ama bugün buradaki hava bir komşu ülke veya oradan buraya gelebiliyor. Dolayısıyla atmosfer müşterek. Bu anlamda tüm ülkelere güçleri oranında böyle bir sorumluluğun düştüğünü kabul ediyoruz. Avrupa Birliği de bu konuda iklim değişikliği konusunda da öteden beri öncülük eden bir durumda. Nitekim Avrupa Birliği baktığımızda büyük bir kısmı 2050'de karbon nötr, yani saldığı ve emdiği tuttuğu daha doğrusu karbonlar açısından sıfırı yakalamak gibi bir hedefi var. Ve şöyle de bir çalışma da yapıyor Avrupa Birliği. Yurt dışından ithal edeceği ürün ve hizmetlerde de eğer bu hedefi ortaya koymamışlarsa, buna benzer bir hedef ortaya konulmamışsa, onlara bir nevi sınırda karbon vergisi getirerek bu uygulamada, bu oyunda aslında bir yerde kendisine paydaş istiyor, yardımcı olunmasını istiyor. Bizim bu yenilenebilirde bugüne kadar ortaya koymuş olduğumuz performans aslında birçok Avrupa Birliği ülkesinden çok daha iyi durumda. Burada belki şunun da altını çizmekte fayda var. Bir anda tabii sizin klasik sistemleri terk etmeniz de mümkün değil. Bugün işte Avrupa'da da baktığınızda işte yani bu konudaki en öncü ülkelerden birisi Almanya. İşte kömür santralinin kapanması ile ilgili tarihi zaman zaman ertelemek zorunda kalıyor. Çünkü hala şu anda ürettiği elektriğin %40'ını kömürden elde ediyor. Hemen komşusu Polonya'da bu oranlar %70-80'ler civarında baktığınızda. Bu an, bir anda portföyünden bunu çıkartması yerine başka enerji kaynağı koyması da çok pratik de değil. Dünya kadar yatırım gerektiriyor. Bir de yenilenebilir kaynaklar değişken kaynaklar olduğu için ve bu değişkenleri yani bir yerde yakıtı diyelim sizin kontrolünüzde değil.
İşte yağışlı sezonlarda hidrolik potansiyeliniz çok yüksek olabilir ama bir kurak sezona girdiğinizde ne yapacaksınız? Rüzgar keza öyle. Güneş hem mevsimsel olarak üretim farklılıkları olan bir alan, yani yaz-kış, hem de bir de gece gündüz biliyorsunuz farkından dolayı var. Bunları da dikkate aldığınızda evet, ilk önce portföyde bunlar ürettiğinde bu elektriği alalım. Kalan kısmı bir şekilde sizin klasik yöntemlerle üretmeniz gerekiyor. Orada da emisyonu en az olanları üretim sıralamasını en önce olacak şekilde bir politika ile gidiliyor. İşte doğal gazın kömüre göre biraz daha fazla tercih edilme nedeni karbondioksit emisyonlarının görece daha iyi olması. Bir de tabii nükleer var. Yani nükleer aslında ne yenilenebilir enerji sınıfında yer alan bir santral grubu ne de termik. Ama ikisinin de bazı özelliklerini alıyor, ortak özelliklerini. Bir, yenilenebilir de olduğu gibi sıfır emisyon. Evet. İki, fosil yakıtlarda olduğu gibi de düzenli ve baz yük alabilecek bir teknolojik tarafı var, üstünlüğü var diyelim daha doğrusu. Ama bazı ülkeler şimdi nükleerden de biz çıkacağız diyorlar. Doğrusu merak ediyorum. Yani hem nükleerden hem kömürden çıktıktan sonra o büyük ülkelerin taleplerini nereden karşılayacaklar? Türkiye olarak biz başından beri kaynakların bu anlamda dengeli bir şekilde kullanılmasından tarafı olduğumuzu söyledik. Yenilenebilirler önce yer alacak, daha sonra yerli kaynaklar. Nükleer biliyorsunuz inşallah 2023 gibi devreye girecek. O da aslında emisyonlar açısından bize son derece olumlu yansıması olacak. Bir diğer husus da tabii belki emisyonların en büyük sebebi elektrik üretim tesisleri gibi gözükse de aslında ulaştırma alanında da, yani hepimizin işte otomobili var, toplu ulaşım kullanıyoruz. Karada demir yolu başta olmak üzere hala akaryakıt motorları var. Sonra gemiler var. Yani bu alanlarda da önce tabii daha düşük emisyonlu yakıtların tercih edilmesi, belki işte hani çok sıfır emisyonlu gibi hidrojen, elektrikli neler getirir teknolojiye bakmak lazım. O alanlarda da dikkate değer gelişmeler olması gerekiyor. Havayolu sektörü nasıl gelişecek? Yani şu anda o işte jet motorları ciddi anlamda akaryakıt tüketiyorlar. Bu bir dönüşüm işi. Onun için zaten hani bugün 2020, işte bir 2050 gibi bir vizyon ortaya koymuş oldular. Türkiye'de Çevre Şehircilik Bakanlığı ile birlikte ilgili bakanlıklarımız bu iklim koruma programı ile alakalı geniş kapsamlı bir çalışma içerisinde zaten. Öyle ümit ediyorum. Herhalde çok yakın bir tarihte yol haritası da netleşmiş olur. Geçtiğimiz haftalarda bir çok taraflı katılımlı bir toplantı da yapmış idik. Bu arada tabii şirketlerin özellikle bu Green Deal, yani Avrupa Birliği'ne ürün veya hizmet satarken muhtemel bu vergi konusu önüne geldiğinde biz onlara alternatif bir takım araçlar geliştiriyoruz. Yeşil tarife, YETA dediğimiz. Eğer bu sanayici Avrupa'da bir ürün satacaksa Avrupa'ya, böyle bir ekstra gümrük vergisiyle karşılaşmak istemiyorsa, o zaman geçtiğimiz hafta lansmanını yaptığımız, bu Haziran 21'inde de uygulamaya geçecek YEKG belgeli elektrik tedarini yapabilirse belki de bu Green Deal şeyine takılmayacak, engeline takılmamış olacak. YEKG neyi getiriyor? Yenilenebilir enerji kaynak garanti belgesi. Yani belki o üretici bir miktar bir fazla bedel ödeyerek yeşil tarifeden yararlanmış olacak ama gümrüksüz olarak bu ürün ve hizmetlerini Avrupa Birliği başta olmak üzere bu tip ülkelere satabilir hale gelecek. Bu son derece önemli. Aslında hem Türkiye devlet olarak hem de özel sektör bu uluslararası trendi yakalamış durumda. Bu önemli bir şans. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun değerli başkanı Mustafa Yılmaz'ı da görüyorum burada. Elektrik piyasası, özellikle vadeli elektrik piyasası ile ilgili hamleden sonra piyasanın işleyişine ilişkin güncel bilgilere ihtiyacımız var. Bir kısa özet rica ediyorum.
Sonra da madene geçelim. Bir son Tamam. 10-12 dakikalık bölümdeyiz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Özellikle elektrik tarafında enerji borsası diye adlandırdığımız enerji piyasaları işletme anonim şirketimizin ürün çeşitliliğine dönük bir takım projeleri vardı. Bunları da bir plan dahilinde hayata geçiriyoruz. İlk başladığında gün öncesi piyasası adını verdiğimiz piyasayla başlamıştık. Tabii EPH kurulalı 5-6 yıl oldu ama ondan önce de bu aslında TİH bünyesinde devam ediyordu. Bir 8-10 yıllık bir tecrübemiz var zaten. Birkaç yıl önce gün içi piyasasını oluşturduk. Yani gün içerisinde de teklif atabiliyorsunuz. Dikkat ederseniz hep geçmiş döneme ilişkin fiyatlamalarla ilgili. Yani gün öncesi demek bir gün önceden teklif atıyorsunuz. Gün içi, gün içerisinde. Ama peki ileride ne olacak yani? 3 ay, 6 ay, 1 yıl sonrası için. Bunlar da gelecek piyasalar olarak adlandırılıyor. Bizim vadeli elektrik piyasası dediğimiz ve işletmeye aldığımız o uygulamayla ne yapmış olacağız? Bir öngörülebilirliği artırmış olacağız. Bugünden 3 ay, 6 ay, 12 ay sonrasında elektrik fiyatını biliyor olacağız. Fiziki teslimatlı bir alan. Yani şöyle sadece kağıt alışverişi değil, vadesi geldiğinde o elektriği o saatte alma imkanınız da var. Diğer bir husus ikili anlaşmadan farkı, yani biliyorsunuz bugün tezgah üstü piyasalar diye adlandırdığımız alıcıyla satıcının kendi arasında anlaştığı bir piyasa var. Bu ona biraz benziyor fakat alıcıyla satıcının muhatap olmadığı, EPİAŞ'ın bir yerde bu piyasanın garantörü olarak devrede olduğu, bir yerde karşı taraf yükümlülüğünü satıcıya karşı alıcı, alıcıya karşı satıcı pozisyonunu koruduğu bir alan. Bu hem müşteriler açısından hem de üreticiler açısından bir güven tabii telkin edecek bir durum. Bununla alakalı gerekli teminat mekanizmaları da yine EPİAŞ bünyesinde geliştiriliyor. Ben ümitliyim bu alanın da hızla gelişeceğine. İnşallah son çeyrekte benzer şekilde vadeli doğalgaz piyasasını da devreye almayı düşünüyoruz. O zaman piyasanın bir eksik parçası daha tamamlanmış olacak. Çünkü düşünün doğalgazdan elektrik üreten bir santral açısından da gaz tedariki, onun için bir nevi yakıt tedariki eğer aynı vadeyle temin edebilirse 6 ay sonrasının fiyatını bildiği için 6 ay sonrasını elektrik fiyatını da rahatlıkla öngörebilecek ve teklif atabilecek birbiriyle uyumlu, dengeli bir piyasa olmuş olacak diye düşünüyoruz. İnşallah. Evet, şimdi Özlem. Karaya geçmişken madenden önce petrolü sorayım. Çünkü geçtiğimiz günlerde 3'te müjde geldi petrol sahası olarak. Önümüzdeki günlerde yenilerini beklemeli miyiz? Oradaki çalışmalarınız ne aşamada? Tabii kamuoyunda biraz da bu gemilerle birlikte daha çok denizdeki arama ve taramalarımız gündeme gelmekle birlikte aslında karada da ciddi anlamda çalışmalarımız var. Hem doğuda hem batıda olmak üzere yani Trakya'da ve Güneydoğu'da. Bizim 3 yıl önce karadaki petrol üretimimiz günlük ortalama 40-42 bin varil idi. Bugün 60 bin varile geldik. Neredeyse %35-40 civarında bir üretim artışı söz konusu. Orada da özellikle bu çatlatma yöntemleri dediğimiz yani son yıllarda Amerika'nın önünü çektiği hidrolik çatlatma yöntemini kullanıyoruz. Oradan üretim artışı sağladığımız kuyularımız oldu. Tabii her saha buna uygun değil. Öncelik tabii ki klasik yöntemlerle çıkartmak çünkü üretim maliyeti görece daha düşük. Ama orada sıkışmış kalmış üretemediğiniz petrol veya gazı bu çatlatma yöntemiyle çıkartmak. İşte hani shale oil veya shale gaz dedikleri yöntemi kullanıyoruz. Bunu da denediğimiz ve verim aldığımız yerlerimizde oldu. Özlem Hanım da ifade ettiği gibi sadece son bir ayda 3 kuyuda 6800 varı ilave bir keşif yakalanmış oldu. Türkiye petrollerinin yaklaşık 1700 civarında aslında üretim kuyusu var baktığımızda. Türkiye'de maalesef kuyu başına üretim ortalamamız oldukça düşük. Yani bu
sahada çalışanlar bilirler, 50 varil civarında. Dolayısıyla da verimliliğiniz de düşmüş oluyor. Ama bu 3 kuyuda 6800 varil bir anda bizim kuyu başı ortalamamızda belki artırmış olacak. O açıdan seviniyoruz. Günün sonunda çünkü Türkiye Petrolleri belki bazı kuyulardan hani kar edemese bile ortalama bir maliyetle karlılığı amaçlıyor ve bugün de baktığımızda gelinen noktada neredeyse 70 dolarlar mertebesinde, hatta 70 doları artan yani varil fiyatı, bir fiyatlamalar da var. Geçtiğimiz yılı biliyorsunuz petrol endüstrisi hem üretimde hem de fiyatlamalarda kayıpla kapatmıştı. Anlaşılan o ki bu sene herhalde o kayıplarını telafi edecek gözüküyor petrol endüstrisi. Biz de yine sizin sorunuza en son tekrar cevap vermiş olalım. 60 bin varili bu sene hedefliyoruz. 2023'te 100 bin varil hedefimiz var. Hızla ilerliyoruz. İnşallah. Ben sondan bir önceki soruyu sorayım. Maden ve milli maden politikası bağlamında aslında kömür, altın, bor ekseninde özlemin soruları var. Fakat MTA'yı Türkiye'nin maden kaynaklarının tespiti, gerçek anlamda bir maden röntgenini çekme noktasında yüksek bir performansa taşımıştınız. Genel olarak Türkiye'nin haritasında ne görünüyor? Türkiye'nin madenle ilgili keşfedilmemiş bir kilometre karesi kalmasın düşüncesinde nereye vardık? Sonrasında detay bazında belki merakımızı giderecek sorularımız var. Teşekkür ederim. MTA son 3 yılda aşağı yukarı son 4 yılda neredeyse 3 milyon metre civarında sondaj yaptı diyebilirim. Hatta bazı yıllar 1 milyon metrenin üstüne çıktık. Bazı yıllar belki bir miktar düşük kaldık. Ama o kadar rakamda sondajı yapmış olduk. Bir de havadan jeofizik görüntülemeyi tamamladık bu arada. Çünkü Cumhuriyet tarihi boyunca maalesef çok sınırlı alanlarda bazı sismik verilerimiz elimizde vardı. Aynı petrol aramasında olduğu gibi aslında madencilikte de yine bu sismik verileri kullandığınızda maden varlığını tahmin etme olasılığınız artmış oluyor. Evet, doğruluk oranınızı artırmış oluyorsunuz. Şimdi biz havadan jeofizik görüntüleme işini tamamladık. Türkiye'nin tamamının uçuşumuzu tamamlamış olduk. O verileri analiz ediyor. Artık şu anda bir yerde yersel göstergeler üzerinden hareketle lokasyon belirleme yerine öbürünü de yapmış olduk. Şimdi bizim nitekim de onun neticelerini alıyoruz. Artık sondajlarımızı, isabet oranımızı artırdık bir yerde. Türkiye'de kaynak çeşitliliği, maden çeşitliliği açısından dünyanın en zengin ülkelerinden birisi aslında. 90 küsur civarında maden çeşitliliği var. Bunların 70'ini şu anda üretiyoruz. Üretememe nedeni ne peki? Yani 20'si bir, yok çok ekonomik olmadığı için olabiliyor bazen. Yani çeşitlilik var ama ekonomik değilse üretmenizin bir anlamı yok. Özellikle orada biz son 3-4 yıldır denediğimiz bir başka yöntem var. Eğer maden kaynağı yeterliyse, ekonomikse uç ürün üretme şartıyla ihale ediyoruz. Bir nevi hani YK modeline benzetmiş olduk. Niye? Yani bu cevheri, ham maddeyi olduğu gibi işlemeden yurt dışına satmak yerine işleyelim, katma değer katalım, daha yüksek bir bedelle yurt dışına ihraç edelim modeliyle. Nitekim bu şekilde bakır, çinko, krom gibi bazı sahalarımızı uç ürün üretme şartıyla ihale ettik. Şu anda yine hazırladığımız bu tip alanlar var. Devam edeceğiz inşallah. Altında, özür dilerim, madende çünkü aslında gelişme potansiyeli yüksek alanlarımızdan birisi. Şu anda 140 bine yakın doğrudan istihdamın oldu. Aşağı yukarı 8 milyar dolarlık bir büyüklüğün olduğu bir sektörden bahsediyoruz. Bu sene madenci arkadaşlarla da görüşüyoruz. Bizim geçmiş yıllar ortalaması 4-4,5 milyar dolar bir ihracatımız vardı madende. Bu sene beklentimiz, hani nazar değmesin inşallah, 5-6 milyar, 5-5,5 milyar dolar bir ihracat bekliyoruz ki nitekim ilk çeyrek verileri de bunu biraz destekliyor. O açıdan da sevindirici. Ama bizde olmayan, üretimi az olan ürünleri de ithal ediyoruz maalesef. Yani bu 4-4,5 milyar dolar ihracata karşılık bunun iki katı kadar da bir ithalatımız var.
Altın hariç. Çünkü altında bütün tabii Özlem dengeler, altını soracak şimdi. evet, dengeler farklı. Sorduk hatta. Düğünler yine başlıyor ama böyle ilginç keşifler var. Evet, Aç o zaman istersen Özlem Hanım da soruyu sorsun, tamamlayalım. Aç bakalım. Evet, aslında stratejik olarak önümüzdeki dönemde hangi maden çeşitlerinin Türkiye'yi öne çıkaracağını soracaktım ama altına özel bir başlık açabiliriz. Çünkü son dönemde şunu görüyoruz, pandemiyle birlikte özellikle emtia fiyatlarında, ham madde fiyatlarında çok ciddi sıkıntılar olmaya başladı, çok ciddi yükselişler olmaya başladı. Dolayısıyla yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha görmüş oluyoruz. O yüzden hem altın açısından hem de diğer madenlerde stratejik olarak hangilerinde üretimi daha fazla destekleyeceksiniz ve daha stratejik olacak Türkiye açısından? Evet. Özellikle metalik madenler grubu ki bunların içerisinde bir de değerli madenler diye ayrı bir sınıf var. Altın, gümüş, platin gibi. Platin ülkemizde pek yok. Altın, gümüş gibi. Bu alanlarda biz çünkü net ithalatçı pozisyondayız. Bakır da öyleyiz. Demir cevherinde de öyleyiz. Kurşun, kromda biraz daha iyiyiz baktığımızda. Stratejimiz şu: ithal ettiğiniz bu ürünleri yerli kaynaklarla azami ölçüde üretebilir hale gelmek. Onun için de işte bazen tabii şu da var, demin verdiğim örnekten hareketle. Şimdi siz bakır, çinkoyu zenginleştirmeden satıp sonra zenginleştirmişsiz satın aldığınızda bu da aslında bir yerde cari açığa neden oluyor. Çok doğru. Onun burada kalıp bizim nihai ürün olarak satmamız ya da iç piyasanın bir talebi söz konusu, onun tamamını karşılayacak olmamız da son derece önemli. Altına gelince, altında biz hani geçtiğimiz yıl iki rekor birden kırdık. Birisi iyi haber, yerli üretimde 42 tonu yakalamıştık. Ama ithalatta da maalesef 200 tonun üzerinde bir ithalatımız oldu. 25-26 milyar dolarlık bir ithalat söz konusu oldu. Rezervlere bakınca aslında Türkiye ispatlanmış rezervler, üretilebilir rezervler açısından neredeyse 1500 tonlukta bir şeyimiz var, kaynağımız var. Hatta keşfettiğimiz, şu anda arama geliştirme döneminde olan kaynaklarımız da söz konusu. Ben madencilikte Türkiye'de önemli bir potansiyel olduğunu düşünüyorum, inanıyorum. Biraz o alan ihmal edilmiş. Yani şöyle söyleyelim, devlet tarafından değil de yatırımcı açısından biraz da bazı risklerden dolayı böyle mesafeli olunan bir alan açıkçası. Ama ham madde deyip de geçmeyelim. Bugün işte günlük hayatımızda kullandığımız birçok şeyin ham maddesini üretiyor madencilik sektörü. Yani işte binalarımızda betonun agregası, çimentosu, kumu, içindeki demire varıncaya kadar oradan kullandığımız, işte bak şu anda cam şişeden, bardaktan su içiyoruz. Nereden? Oradan kaynaklanıyor. Kullandığımız cep telefonları, tabletler, araçlar, uçaklar, yani elimize attığımız her şeyin ham maddesi orada. Fakat maalesef kamuoyunda da özellikle belli bir kesim bilinçli bir şekilde bu kaynaktan ekonomiye kazandırılmasına engel olmak için de bir kara algı oluşturuyorlar. Madencilik sektörü de ondan biraz muzdarip aslında O çevre baktığımızda. hassasiyetiyle birlikte götürülmesi Biraz o gerekiyor ama şekilde, başka eyvallah. organize grupların faaliyetleriyle de bir çelişen durumda bir gerçeklik maalesef. Maalesef, maalesef böyle bir durum var. Hem Çevre Bakanlığı hem biz hem de Orman Bakanlığı aslında bu konularda oldukça hassasız. Belki birkaç kötü örnek üzerinden de bu algı yönetiliyor. Ama şunu da söyleyeyim, bizim bu alan yaklaşımımız şöyle: bu maden de bizim diyoruz. Tabiat da bizim. Dolayısıyla onu da korumamız gerekiyor. Koruma, kollama dengesine oturtursak burada çok hızlı bir şekilde iyi bir mesafe kat edebiliriz diye Güzel, düşünüyorum. güzel bir final cümlesi oldu. Özlemciğim, Evet. ben bir teşekkür konuşması yapayım. Sen kapanış konuşması yap Peki. müsaadenle. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Güçlü enerji, bağımsız Türkiye vizyonunu hepimize ve ülkeye kazandırdığı için size özellikle teşekkür ediyoruz. Bizim memlekette bir faaliyet vardır. Geleneksel diye yazar, önünde de birinci olur. Yani birinciyse nasıl geleneksel oluyordu ama bizimki geleneksel. Siz Evet, ona evet. çok Dörde ciddi gelmişsiniz Siz siz. çok ciddi katkı sağladınız. Bugün de aramızdasınız. Gerçekten özel bir teşekkür hak ediyorsunuz. Aynı zamanda bir vefa, gerek teknokrat olarak gerek kabine arkadaşı olarak çalıştığınız Sayın Berat Albayrak'ta.
bu politik yolun oluşmasında birlikte emek sarf ettiğiniz bir isim olarak o da teşekkür hak ediyor. Öbür yandan kamuoyu bilinçlendirmesi adına Türkvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak, enerjiden kentsel dönüşüme, savunma sanayinden dış ticarete kadar çok geniş yelpazede Türkiye'nin gündemini oluşturma ve bunu kamuoyuna mal etme konusunda, kamuyla özel sektörü bir araya getirme konusunda bir perspektif çizmişti. İki iddialı hanımefendi de, ki birisi burada Yasemin Gebeş Hanım şu anda ev sahibi, aynı zamanda yine bu tür oturumların ve programların sahibi Ceyda Uzman Hanım, iki hanımefendi de bu işin liderliğini yürütmeye devam ediyorlar. Ama grubumuzda işte televizyondan Özlem gibi değerli arkadaşlarımız, gazete tarafından ben ve diğer arkadaşlarımız, dergi, medya grubu tamamıyla bu işi sahipleniyor. Bu da hakikaten çok eşine ender rastlanır bir durum. Bu arada tek tek isimleri ve logosu da bulunan tüm bu paydaşlar da ayrı ayrı teşekkür hak ediyor. Hem kamu tarafında hem özel sektör tarafında. Tekrar enerjinize, emeğinize sağlık diyorum ve son sözü Özlem'e bırakıyorum. Evet, ben de madem bu kadar teşekkür ettik, bir teşekkürü de aslında o gemilerde vatani görevlerini yaptıklarını düşündüğüm çalışanlara da teşekkür Bravo. Ederiz. Gece Bravo. Gündüz belki de bize müjde vermek için çalışıyorlar. Ve tabii bu keşiften hemen sonra konuğumuz oldunuz, sorularımızı yanıtladınız, değerli zamanınızı ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakan, sorularımızı yanıtladığınız için. İstersen bir iki cümleyle ben kapatmış olayım. Çok ben de keyif aldım. Dördüncüsünü yapmışız bu sene. Son 3-4 yıla baktığımızda hem soruların niteliği ve sayısı da giderek artıyor. Belli ki daha fazla alanda görünürlüğümüz arttı. Evet. Bu arada Özlem Hanım son kapanışında söylemiş olduğu sondaj ve sismik gemilerde çalışan arkadaşlarımızı hakikaten ben de canı gönülden tebrik ediyorum, kutluyorum. Dün çok güzel bir belgesel de vardı, bilmiyorum izlendiğiniz oldu çok, mu? Çok başarılı, çok kısa, ilgi çekici. Hakikaten arkadaşlarımızın oradaki fedakar, özverili çalışmalarını da görmüş olduk. Beni en çok etkileyen cümlelerinden birisi de hani müjdeden sonra, daha doğrusu keşifle sonuçlandıktan sonra nasıl hissettiniz? Hem erkek çalışanlarımız hem de bayan çalışanlarımız bir çocuğumuz olduğu kadar mutlu olduk dediler. Şimdi anne babalar tabii daha iyi bunu belki hissedecektir. Çocuğu olduğunda ne kadar insan seviniyorsa o arkadaşlar da uzun çalışmaların sonucunda hakikaten sabırla, kararlılıkla böyle bir sonuçla başarıyla daha doğrusu sonuçlanması onları o kadar sevindirdi. Ben de bu vesileyle onları da tüm çalışma arkadaşlarımı, ekibimi de kutluyorum. Ve size de bu güzel yayın için, güzel organizasyon için de teşekkür ediyorum. Tekrar biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun.